Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinde beni izliyorsanız YouTube kanalıma, bahçeme hepiniz hoş geldiniz. Bugün gerçekten çok böyle heyecanlı bir işe kalkışıyorum. Belki de hayatımda yani diyeceksin ki nasıl olur diyeceksin ama evet gerçekten ilk defa kalkışıyorum. Bugün çok tatlı bir konuğum var. İç mimar sevgili Çiğdem bizlerle beraber. Öncelikle hoş geldin Çiğdem evime. Hoş bulduk. Neden evime geldi acaba diye soracak olursanız biliyorsunuz benim evimin aslında çoğu yerini siz biliyorsunuz. Ama benim hep bu eve geldiğimden beri mutfakla ilgili bazı sıkıntılarım vardı. Çünkü burası aslında bir iş yeriydi. Ve iş yerindeki mutfakta işte çay, kahve, getir götür gibi böyle bir takım işler için çok ufak yapılmış ve çok karanlık. Üzerine hiç düşünülmemiş. Böyle birazcık iç karartıcı bir mutfaktı. Bana göre bir eve girdiğim zaman ya da bir misafirliğe gittiğim zaman salondan bile daha çok dikkatimi çeken mesela mutfağa gösterilmiş olan özen, oradaki tasarım, oradaki işte ne bileyim böyle ince detaylara işte böyle minik bir mimari dokunuş falan böyle ne tatlı diyebileceğim. Mesela mutfakta çünkü çok fazla şey yapabilirsin herhalde ama salonda bileyim artık kalıplaşmış bildiğimiz herkes yapıştırıyor televizyonu duvara, koltuklar, L koltuklar, evet. Geniş koltuklar falan ama mutfak bence yani benim aslında gerçekten çok yaptırmak istediğim bir yerdi ve sonunda Çiğdem Hanım'la buluştuk. Ve bugün nasıl bir mutfak yapabiliriz ve nereye yapabiliriz evinde hep birlikte ona bakacağız. Ve bu serüveni ben sizlerle beraber paylaşıyor olacağım. Adım adım da sizler de bana eşlik edeceksiniz. Bence kim bilir ki belki de kendi mutfağınızı değiştirme kararı alabilirsiniz. Belki size buradan çok güzel fikirler verebiliriz. O anlamda da bence size yardımcı olacak diye düşünüyorum. Bu ana kadar hiç düşünmediğim bir şeydi. Evimle alakalı ilk kez köklü bir değişiklik yapıyorum. O mutfak olduğu yerden bizim o uzun video çektiğimiz az sonra göreceksiniz zaten salona kurulacak. Bu anlamda mesela bizim mutfağımızda en büyük sıkıntılardan bir tanesi havalandırmanın olmamasıydı. İşte yemek yaptığımız zaman bütün ev karnabahar kokuyor falan böyle değişik kokular içerisinde mahvoluyorduk. Ve bir türlü de böyle cesaret edemiyorum ama eve aldıktan sonra dedim ki ilk yapacağım şey bu mutfağın yerini değiştirmek. Onda da Çiğdem Hanım bana yardımcı olacak. Şimdi neler yapacağız? Nasıl başlanır mesela değiştirmeye gerçekten? Buna heyecanlanıp mesela işlerin belki de çok böyle üst üste yığıldığını düşünüp işten vazgeçen üf tamam çok ağır geldi bana şu anda bu kim bilir işte yıllar sürer bunu yapmasa falan deyip vazgeçen çok insan olmuştur değil mi? Mutlaka olmuştur ama yani başında güzel organize olmak lazım. İşte projelendirmesi tamamıyla her şeyiyle net olduktan sonra işe başlamak en önemlisi. Ne kadar sürüyor mesela bir mutfak yapımı? En baştan yapacağını düşündün sen. Mesela benim mutfağım ne kadar zamanda yapmayı düşünüyorsun? Şimdi ben mesela şimdi aceleci bir insan olduğum için evet. Bir de heyecanlandım çizimlerini de görünce. Ya acelecilikten çok aslında şöyle de bir şey. Şimdi evin içinde yaşayacağınız süreçte yapacağımız bir işlem olacağı için sizi rahatsız etmeden. Yok ben seni hiç rahatsız etmeyeceğim. Seni komple bırakacağım rahat et. Öyle mi? Ben seni içeri gelmeyeceğim. Orası zaten serbest bölge yani. Süper. Ama yine de ben bir takvim hazırlayıp size böyle evet. Bir işleyiş planıyla alakalı bir takvim hazırlayacağım. Bunun işte hangi gün ne yapacağız, kim girecek, kim çıkacak. Bir de aynı zamanda pandemi dönemindeyiz. Bununla ilgili evet. Hani sizi bilgilendirmek benim için önemli. Evet. Aşağı yukarı yani ne bileyim 6 ay mı sürecek? Ne bileyim 3 ay mı sürecek? Mesela mutfağını komple değiştirmek isteyen birisine ne söylerdin mesela aşağı yukarı? Benimkini en baştan şimdi yapacaksın. Özel imalat olacağı için tekrar ahşaplar sizin için imal edileceği için bir projelendirme süreciyle beraber bir iki ayı bulacak. Ama anlaştık. Şimdi artık projelendirme sürecini sıkıntı. Biz açtık. Biz açtık. O bizim açtık. Kaldı bir ayımız. Gibi diyelim. Yani sana 1,5 ay veriyorum Çiğdem. 1,5 ay iyi. Bir çok buçuk iyi. Ay verdim. Vallahi 1,5 ayda tamam teslimse hiç problem yok. Şimdi mutfağımızdan görüntüleri yani Çiğdem'in çizdiği mutfağımı görmenizi bir kere mutlaka çok çok istiyorum. Çünkü ilk gördüğümde hiç beklemediğim hep böyle klasik aslında minik modern dokunuşlu mutfaklar çok hoşuma gitmişti. Çok böyle alengirli şeylerden hoşlanmam. Klasik böyle bir Türk mutfağını çok çok severim. Çok böyle Avrupa'yı şeylerde gözüm yok ama bir yandan da kullanışlı olmasını istedim. Çocuklarımla birlikte orada zaman geçirdik. Bizim mutfakta öyle bir şansımız çok fazla olmuyor. Çocukken idare ediyorduk ama artık büyüdüler ve sığamıyoruz. Tezgahım çok küçük, çok geniş bir tezgah istedim. Ve gerçekten çok güzel bir şey çizmiş. Ben bunu şöyle bir kere önce şöyle göstermek istiyorum. Şöyle bir detaylı bakalım zaten. Ayrıca görüntüsünü göreceğiz. Bu mutfağı çizerken neler düşündün mesela? Gerçekten çok merak ediyorum. Çünkü bu mimarların bu yaratıcılığına hayranım. Belki de bende o eksik olduğu için yani böyle evle ilgili, dekorasyonla ilgili benim biraz böyle eksiklerim var. O yüzden bu işi yapan insanlara çok büyük saygı ve hayranlık duyuyorum. Neydi bu mutfağı yaparken mesela neden esinlendin? Öncelikle kullanışa baktık. Bir de ayrıca şunu düşündüm ben en çok. Hani siz mutfakta vakit geçirmeyi çok sevdiğinizi biliyorum. Çocuklarınızla beraber orada çocuklar orada vakit geçiriyor, derslerini evet. Orada çalışıyor. Bu konu hani birazcık öncelikle sizden şeyi aldım. Hani
Nasıl kullanılacak? Nasıl bir görüştük, ortamda kullanılacak hani değil mi? En önemlisi de o zaten. Hani kim kullanacak, nasıl kullanıyor, onları bir aldıktan sonra ona göre hani detaylandırıp tasarlamaya çalışıyoruz. Ya mesela rengi beni gerçekten çok etkiledi. Burada gösterebilir misin nasıl bir evet, çorba seçtin? Renk. Ben mesela beyaz mı acaba olsa falan diye hep böyle hayal ederiz ya biz. Ama çok enteresan böyle bir bebek mavisi ki bu dönemlerde inanılmaz takıldım bebek mavisine. Telefon kabı bebek mavisi alıyorum, bere alıyorum, kazak bebek mavisi alıyorum ve sen benim karşıma mesela bebek mavisi bir mutfakla geldi. Bilmiyorum bunun sizde adı ne? Gri mi? İyi ben mavi aynen bebek mavisi. Aynen çok, çok öyle. Güzel çok güzel bir, renk gerçekten. Şu iki ton arasında kaldım. Size bırakıyorum hani seçimle alakalı. Hmm. Ben şu olabilir diye düşünüyorum. Yani eğer böyle yine ferah görünüyorsa ben mesela o maviden yanayım. Hı-hı. Ama mesela evet, boğar dersen ki yok, bu olmaz. Büyük geniş bir mutfak olacağı geniş için. Geniş olduğu için yani bu daha rengi açılacak, daha açık görünüyor. Görünecek büyük, değil mi? Aynen yani buradan daha parçada açık ve şey görünecek, sizi boğmayacak. O zaman o renk diyebiliriz kesinlikle. Ben değil de mi? O renk genel rengimiz o renk aynen, diyebiliriz. Mesela hı-hı, çok güzel musluklar, işte abajurlar ve burada ben mesela açık detayları çok seviyorum. Bir şeylerin açıkta olması mesela bana çok iyi gelen. Hı-hı. Çünkü hep böyle düzenli tabaklar, işte bardaklar, biraz Oğlak Burcu asimetrisi hastalığı da var bende. Her şey böyle çok düzgün olacak, kenarlarından, köşesinden çıkmayacak. Ve bu açıklık durumunun kapalı kapalara ardında böyle işte bardakların yığılmış, işte renklerinin bile ayrılmamış olan şekli mesela bana öyle bir huzursuzluk veriyor. Ama her şey açıkta olduğu zaman çok daha mesela düzenli gidiyor. Annem mesela bundan nefret eder. Her şeyi kapatmaya çalışır. Evime gelirim, bütün dolapları kapatır, bütün her şeyi içleri tıkar. Kütüphane niye kapağı yok, bu toz alıyor bilmem. Ben mesela şurada gördüğünüz mesela açıklık, hem bardaklar, tabaklar hem de böyle orada minik dekoratif şeylerin olması bana mesela acayip tatlı geldi. Burada en sevdiğim yerlerden bir tanesi de bu oldu. Şimdi bir de bu ortadaki ne deniyordu buna? Ada. Ada değil mi? Bu evet, benim gerçekten çok istediğim bir şeydi. Çünkü hem çocuklarımın orada bir şeyler evet, yapabilmek istiyorum. Zaten benim de amacım oydu. Orada hani beraber siz yemek yaparken çocuklarınız orada otursun veya misafirleriniz daha böyle samimi bir ortam, salonda evet, oturmak yerine günlük işte bir aperatif bir şeyler yerken. Evet gerçekten orada, burada çünkü yemek yiyebileceğimizi çocuklarımla en azından evet, hızlıca yapıp yiyebileceğimizi düşünüyorum. Bizim çünkü yemek yerimiz biraz tuhaf. Yani akşamları sehpada oturup yiyebiliyoruz koltukta. Hı hı. Veya o uzun işte ortadaki sehpanın etrafına bir şey Anadolu sofrası şeklinde yerlere yastıklar atabiliyoruz. Evet. Kimi zaman normal içerideki yemek masamızda yiyebiliyoruz ama bence burası hepsi için bunu evet, kullanabileceğimiz aynen, ortak öyle, bir adı olacak diye düşünüyorum. Peki başka seçimlerde nelere dikkat ettin? Mesela benim şurada enteresan bir şey dikkatimi çekti. Mesela bunun ne olduğunu evet, anlamadım. Ben sormak istiyorum Çiğdem'e. Çok güzel bir şey demiş. Nedir bu? O kup detayınız. Sizin mutfaktaki kup detayınız. Kuzey yıldızından yani sizin oğlunuz Kuzey için evet, tasarladık onu. Kuzey kendisi yıldızı görmesin evet, artık. Şimdi uzay oradan çığlık atarak çıkacak. Peki ben evet, neredeyim anne diye. Onu da yaptık. Onu da avize. Onu da avize evet, şeklinde. O avize hangisi? Sondan bir önceki sayfada. Aa çok güzel. Bu arada karşıdaki işte o yemek tarafında, normalde yemek masamın olduğu tarafa da çok güzel bir dokunuş yapmış. İkisi arasında çok güzel bir geçiş olacak. Hem renk açısından evet, hem de ben gerçekten... Orada biraz griler hani evet, düşündüm ben. Bir de gerçekten aynı mimarın eli değdiği zaman orada değil çok mi, tatlı bir bütünlük oluyor. Aynen. Orası zaten güzel kalsın diyemiyor insan. O yüzden hı-hı, şu mesela şunlara falan bayıldım. Onları ben de çok sevdim. Acayip gerçekten, güzel gerçekten. Şimdi bugün seçim yapmamız gereken neler var? Onların seçimine geçelim. Evet, önce... Bana seçtirmek istediğim şeyler varsa... Tabii ki. Önce ahşap rengimizi seçmemiz gerekiyor. Zaten ana rengimizi seçtik. Onu seçtik. Adada bunu çok düşündüm, güzel rengi. Bence kesinlikle o. Tamam, ahşabımızı seçtik. Başka ne seçiyoruz? Pirinç detaylarımız var. Kulplarda. Kulplar. Ve onlar o... için sen normalde ne seçtin mesela? Bana gösterebilirsin iki alternatif. Şunu seçtim. Tamam. Ama şöyle bir şurada ha, bakayım şeyimiz var, bir şeyimiz hı-hı, var. Oradan seçebiliriz. Aa. Şu ikisini bence bir deneyelim. Tamam. Tamam. Başka? Tezgah seçeceğiz. Ha, tezgah seçeceğiz. Tezgah önemli. Tezgahta da siyah kullanalım diye düşündük. Hı hı. Yani normalde ben açık bir tezgah düşünüyordum. Öyle mi? Ama neden? Hı hı. Şöyle, etraf karanlık hani olmasın diye ama burada etraf çok aydınlık olduğu için burada çok güzel olacak. Yani onda kesin kararlıyım yani. Buradaki siyahlığı çok beğendim mesela ben tezgah olarak. Ben çünkü yani adayla da çok güzel. Evet siyah yakıştı diye evet, düşünüyorum. Sen ne seçtin? Ben bunu seçtim. Ama bu da olabilir. Ha bak ama bu daha güzel sanki. Şöyle uzatalım. Bak ama bu daha güzel sanki. Bak bu. O mu? O daha kirli gibi sanki. Evet. Sanki leke var gibi. Şu da olabilir aslında. Ne? Kaldırabilir misin bakayım?
O ne biliyor musun? O yani sen beni şey yapabilirsin ama bu kenarlarından o yaldızları kalkmış gibi duruyor. Bak bu. Tamam. Hem temiz hem biraz dokulu gibi. Tamamdır. Bence kesinlikle bu. Tamam, bunu seçtik. Süper. Bak güzel gidiyoruz vallahi. Ne kaldı? Masamız. Yemek masası. Aynı ahşabı kullanmayı düşünüyorum ama değiştirebiliriz. Bu değil mi? Hı hı. Bence aynısı olsun. Aynısı olsun. Tamam. Şimdi neyi seçeceğiz? Şimdi burada yine aynen rengi seçeceğiz. Ben burada da şöyle bir seçim yaptım. Orada iki renk var. TV bölüm arkasında koyu gri var. Evet. Bir de şöminemiz var. Elektrikli şömine orada. Tam bir aile. Değil mi? Sıcak soğuk bir ortam. Sıcaklığını yansıtan bir yemek odası. Mutfağımızda da şeyde. Arkada bir depo alanı var. Sizin. Evet doğru. Oraya gizli bir geçiş yaptık. Bir tek iki kapı vardı. Bir tane kapıyı iptal ettik. Kapattın. Tek kapılı yaptın. Tek kapı. O aksesuarların olduğu bölüm açılacak. Aksesuarları sabitleyeceğiz. Bunlar sabit olacak. Gizli bölme. Gizli bir geçiş olacak. Saklankaç oynarken kullanacağımız bölmelerden bir tanesi olacak. Çok güzel. Tamam. Evet. Kumaşı mı seçeceğiz yoksa şu TV ünitesinin arkasını mı? TV ünitesinin arkasını. Ben şu iki rengi seçtim. TV ünitesinin arkasını. Koyu olan kısım bu. Açık olan kısım bu. İkisini kullandın. Evet. Çok güzel. Şimdi Çiğdem birazcık da istersen Yasmin'e mimarlıktan birazcık bahsedelim izleyenlerimize. Home kısmı da açıldı galiba. Evet. Ne gibi hizmetler veriyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Azıcık anlat. Çünkü ben mesela seni bilmiyordum açıkçası. Bir arkadaşım da gördüm ve hayran kaldım. Sonra dedim ki yani aslında birazcık da cesaretlenip tamam yaptıracağım dememin sebebi de sizsiniz. Öyle söyleyeyim. Teşekkür ederim öncelikle. Biz 4 yıllık bir firmayız. 4 yıldır iç mimarlık hizmeti veriyoruz. Anahtar teslim her şeyle. Evleri teslim ediyoruz. Girdi mesela müşteri için. Dedi ki yani burası pek olmamış yani ya da hoşuna gitmeyen bir şey olduğu zaman mesela bu anahtar teslim gerçekten çok iddialı bir şey değil mi? Ama çizimlerimiz oluyor. 3 boyutlu şu anda mesela ne olacağını görüyorsunuz direkt. Evet, yaşıyorsunuz. Ama ne bileyim yani bir de evet, gerçek canlı görmek var. Bu işte mesela böyle diyen müşteriler oluyor mesela. Oluyor tabii ki de oluyor. Ne yapıyorsunuz mesela o sırada? Ne yapıyoruz? Mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onun istekleri de yani mutlu olması önemli. Çünkü kendi hani yaşayacağı yani, huzurlu evet. Olması önemli. İstediği gerçekten hani iş bittiği zaman onun tamamıyla onun istediği şey olması gerekiyor. Peki mesela gerçekten bu zevke sahip olmak bence çok ayrı bir şey diye düşünüyorum. Ben de mesela öyle bir zevk yok. Yani çok hayran kalıyorum. Biraz önce de söylediğim gibi. Mesela sen nelerden esinleniyorsun? Çünkü insanların kafasında anlattığı şeyi gerçekleştirebilmek de bence çok önemli. Evet çok. Ben de öyle düşünüyorum o konuda. Nelerden esinleniyorum? Öncelikle birkaç tane resim bakıyoruz beraber. Hani nasıl onun tarzını anlamaya çalışıyorum. Hmm. Ona göre onun tarzını anladıktan sonra evin hani kullanışı nasıl kullanacağını öğreniyorum. Yaşam tarzını öğreniyorum. Birazcık hani sohbet ederek. Sonrasında ona göre detayları birleştirdikten sonra bir proje çıkartıyoruz. Ay çok heyecanlı. Ben de ilk kez böyle bir işe giriyorum. Sen de girdiğin için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bence sen de bir miktar heyecanlı olabilirsin. Değil mi? Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi hem bu süreci birlikte takip edeceğimizi söylemiştim. Sevgili Çiğdem hep bizle beraber olacak. İlk günden son güne kadar mutfağımın nasıl değiştiğini değil, mutfağımın hem yerini değiştirdi hem de yepyeni bir mutfak yaratacak sevgili Çiğdem. Siz de bu serüvene eşlik ederseniz çok çok mutlu olurum. Evet bu da bizim size aksesuar markamızdan ufak bir hediyemiz Yasmine Home'dan. Yasmine Home'dan. Ay vallahi çok zarifsiniz. O zaman açayım ya. Dur ben hemen bakayım. Ajandamız var. Ay. 2020 ajandası. Ajandamız var. Ay bunlar ne kadar... Çok zarif. Hediye açmaya da bayılırım. Yılmadım, yılmıyordum. Ay böyle şey dekoratif yardımcı galiba değil mi? Evet ya onları açabilirsen çok sevinirim. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ben onu çok beğeniyorum. Ay bu muhteşem bir şey. Bana yardım elini uzat. Dehşet güzel bir şey. Şuna bakar mısınız? Ay bayıldım. Bu herhalde böyle oturtuluyor değil mi? Evet. Böyle oturtuluyor. Aynen. Ay çok güzel. Erkek eli. Bu? Koku, oda kokusu. Bir dakika ona da bakalım. Oda parfümümüz. Böyle üstüne takıyoruz evet, herhalde. Evet, üstüne takacağız. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum gerçekten. Güle güle, iyi günlerde kullanın. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum.